Zenginleri yüceltti. Fakire dedi geberin. Aynen bunu dedi. Geberin dedi ya. Ölün dedi. Şu imamlar hutbede veyahut da şu Habertürk veyahut da CNN Türk. Arkadaşım 2400 asker olur mu tam desinler ya. Türkiye'de Suriyelileri göndermedikleri sürece bütün vatandaşımız işsiz kalacak. Ve şu an ben de işsizim. Bakın ki bütün Suriyeliler mekan açtılar, dükkan açtılar. Toptancılar açtılar. Ben ayakkabıcıyım. İnanın Yedikpaşa'ya böyle bir gidin araştırın. Hangi dükkana girerseniz girin, hangi toptancıya girerseniz girin. Bakın hepsi Suriyeli. Ve adam resmen beni bir yere gönderdi. Dedi ki biz Türk vatandaşını çalıştırmıyoruz. Aynen bu kelimeyi bana söyledi. Tayyip Erdoğan ne dedi? Vatandaşlık, vatandaşlık, vatandaşlık. Vatandaşını çöpe attı, onları göğe yükseltti. Hepsi iPhone kullanıyorlar. Ben Ericsson kullanıyorum. Tarihi. Neden? Çünkü adamlar en kalitelisini istiyorlar. Sahip olsun Tayyip Erdoğan. Onlara başımıza dikti yani. Gitmedikleri sürece hepimiz burada işsiz kalacağız. Hepimiz kiralar zaten almış başını yürüyor gidiyor. Onlar lüks ailelerde otururken ben gece konduda oturuyorum. Bir düşünün ya. Dün ekmek 1 liradı, 1.25'ti şimdi 1.5. Yumurtayı aldım 14'e alıyordum şimdi 20 lira. Almış başını gidiyor. Ne yapacağız? Zam dişinizi sıkın diyor. Dişimi sıka sıka ağzımda diş kalmadı benim ya. Bir düşünsenize diş kalmadı ağzımda. Nereye kadar sıkacağım? İki tane çocuk okutuyorum. Hangi birini? Sigortaları durdurdu, yarı yarıya böldü. Muayene olamıyorsun, hastaneye yatamıyorsun. Bu ne dengesizlik? Dayanın diyor. Nereye dayanacağız ya? Nereye kadar dayanacağız? Dayanacak gücümüz kalmadı ki. Suriyelileri göndereceğim diyor. Adam vallahi billahi bana ne dedi biliyor musun? Ben diyor gitmiş olsam diyor hemen diyor beni diyor Esad diyor alacak asker yapacak. Ben diyor neye gideyim diyor çadıra burada lüks hayatı diyor yaşarken. Onlara burada lüks hayatı yaşatıyor. Bize burada çile çektiriyor, çile. Ben bugün mağazaya gittim. Vallahi billahi torunuma bir tane dedim doğum günü hediyesi alayım. Adam oradan bütün şeyden alıyor, arabanın içine atıyor. Bana çok gelen ona bol geliyor. Nereden bu para, nereden? Onlar maaş alıyorlar. Biz hastaneye gidip muayene olamıyoruz. Muayene olamıyorum ben ya. Türk vatandaşıyım ben muayene olamıyorum. Adam ameliyat oluyor. Ne kadar dengesizlik. Bunu duymuyor mu Tayyip Erdoğan? Ben onun için kendi kardeşimden vazgeçtim. Amcamın oğlundan vazgeçtim. Tayyip Erdoğan için bir de ceza yattım ben. Kendi öz kardeşimi vurdum. O adama dedim laf söyleme diye. Ama bunu dinleyen kim? Onun için bütün insanlar neler yaptı? Ama o fakiri ezdikçe ezdi. Ezdikçe ezdi. Bankaları yüceltti. Zenginleri yüceltti. Fakire dedi geberin. Aynen bunu dedi. Geberin dedi ya. Ölün dedi. Daha başka ne diyeyim yani? Diyecek bir şey bulamıyorum. Onun için ben Davutoğlu diyorum. Bir de bunu deneyelim. 18 sene biz bunu denedik. Belki Davutoğlu bir şeyler yapar. Ekonomi zaten biliyorsun tavan yaptı. Tavan yaptı gitti ya. Bugün 100 lirayı bozuyorsun. 10 lira gibi. Düşünsenize 10 lira gibi. Adam orada 2500 lira maaş alıyor. Evinin markete gidip bir şeyler alamıyor ki. En ufak bir şey alsa 400 lira, 300 lira. Bu adam neyle geçinecek arkadaşlar? Bu adamın 2500 lira, 1700 lira kiralar. 1700 lira kira bu ne demek ya? Ufacık bir artı bile 1700 lira kira veriyor bu adam. 4 tane çocuk bakıyor. Bu adam nasıl geçinecek? Neyle geçinecek? Bir düşünsene. Geçim kalmadı. Enflasyon aldı başını gidiyor. Çıkmış. Diyor ki bizim diyor dövizden diyor işimiz yok damadı. Nasıl dövizde işin yok ya? Her şey dövizden. Her şey dövizden. Ne olacak? Türkiye'de döviz kalmadı ki. Hepsi Avrupa'ya uçtu gitti. Para basıyorlar. Parada bir şey yaramıyor. Çünkü her şey dolarla. Siz diyor dolarla mı diyor maaşınızı alıyorsunuz? Bir de böyle gülerek, dalga geçerek. Terbiyesizlik değil de bu ne ya? Koskoca bunu bir bakan söylüyor. Diyecek bir şey bulamıyorum kardeşim. Normalde ben Mansur Yavaş'ı her türlü beğeniyorum. Yani Ankaralı olmasına rağmen ben derim ki Cumhurbaşkanı olsa direkt Mansur Yavaş'a söylerim. Aklımda başka bir isim yok. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da bizim için çok değerli. Bak ben 20 gündür çalışıyorum. Bak tek izin günüm var şu an o da bugün. Yani çalışıyoruz ama hiçbir şey yok. Yani ne aileme ne çoluma ne çocuğuma hiçbir şey yetiştiremiyorum. Mama parası diyor. Yarın mama parası çıkıyor. 35 liradan 100 liraya çıkıyor. Teşekkürler abicim. Yani şu an her bir şeye zam geliyor. Şurada bile 2 dakika yürüdük. Abi indirim var indirim var diye bağırıyorlar bas bas. Biz indirim var diye söylüyoruz. Sen zamı söyleme diyor. Hiç açma diyor. Yani herkes yalan söylüyor. Şu an hükümet yalan söylüyor. Halk onlardan da yalancı olmaya çalışıyor. Sen ne yaparsan diyor. Ben de bunu yaparım diyor. Resmen direkt herkes birbirine yalan söylüyor. Yaptıkları bütün her şey yanlış. Hükümetten kastım sadece o değil. Yani şu an belki Mansur Yavaş'ın da yanlışları olabilir. Ekrem İmamoğlu'nun da yanlışları olabilir ama yani şu an hep önleri kesiliyor benim amacım. Bence önleri kesiliyor yani. Benim babam şu an EYT'ye takılanlardan. Şu an tamamen isyan ediyor. Adam dükkanı batma aşamasında. Şu an 20 senedir dükkanımız vardı. Ama dediğim gibi dükkanımız şu an kapatma aşamasında. Kapatmaya bile para istiyorlar.
Hani 15 bin lira bir para istiyorlar kapatmak için. Direkt ama babam şu an dükkanı kapatacak parasını bile bulamıyor. EYT'ye takıldım diyor. Emekli olacaktım diyor. Sen diyor iki kez diyor emekli oluyorsun diyor. Para alıyorsun diyor hükümetin başındaki insana. İki kez diye emekli oluyorsun diyor. Biz daha bir kere emekli yapmadan diyor. EYT'ye takılanlardanız diyor. Adam şu an hani ne yapacağını bilmiyor. Köye taşınmayı düşünüyor. Onu bile yani para olması gerekiyor adamda. Ben bana diyor ki dükkanı kapatacağım, para yok. Dükkanı taşıyacağım köye, yine para yok. Her türlü adam şu an isyan ediyor. Peki babanız bir EYT'li olarak hangi partiyi destekliyor? Kime oy kullanır? Babam normalde CHP'ye oy kullanır. Ben de aynı şekilde CHP'ye oy kullanırım. Yani kendimi bildim bileli CHP'liyim. Tabii AK Parti'yi de sevdiğimiz yanları oluyor ama dediğimiz gibi biz öyle takım gibi tutmuyoruz. Yani iyi yaptığı şeylere iyi diyoruz, kötü yaptığı şeylere de kötü deriz. EYT kim geçirse arkadaşım ben ona vereceğim. Artık herkes kendi menfaatini düşünüyor. Parti de kendi menfaatini düşünüyor. İnsanlar kendi menfaatini düşünüyor, öyle değil mi? Ben de kendi menfaatimi düşünerek EYT kim geçirirse ona vereceğim. Ha. Bu hükümetin geçirmeyeceği kesin. Bu hükümetin geçirmeyeceği kesin. Parti geçirmeyeceğim. Geçirmeyeceğiz. Ha. MHP de geçirmeyecekmiş. O söz verdi. Devletimizin, devlet beyimiz söz vermişti. Delikanlı olsaydı zaten sözün eri olurdu. Onu da vermedi. Yapmadı. Ha, şimdi bakacağız. Yapacağım. Mecbur. Yani yapmadı. Şimdi Kılıçdaroğlu biz geçireceğiz diyor. Yok, o da hiç onu demedi. Hayır. Kesin o, hayır. Söyleyemiyor. Hayır abi. Ama seçim zamanı söylüyor. Parti de geçireceğiz diyor. Ha tamam işte bak. Şimdi ama... dedim bak. Geçeceğiz şimdi ayrı bir şey. Cengiz abi, şu anda... somut bir şey var. Millet meclisine onay verdiler AK Parti ile MHP reddetti. Tamam işte, canım abi. Tamam da. Şimdi güzelim abiciğim, şimdi İmamoğlu'nun gelmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de buydu. Yani o engellediği için, MHP ve AK Parti engellediği için, doğru mu? Bu şekilde yaptılar. Fakat şu bir gerçek. Şimdi yapacağız ayrı bir şey. Ya seçime 3 ayda, 3 yılda kalsa şu anda, 3 yılda olsa... Bunu her iki haftada bir salı günü grup toplantılarında ben şunu görmek isterim. Neyi biliyor musun? Neyi? Arkadaşım EYT bu ülkenin bir meselesi. Niye? Sen 4 milyon Suriyeli bakabiliyorsun da bu ülke olarak. Arkadaş neyi çekiyor? E tamam, sen neyi çekiyorsun? Sen neyi çekiyorsun? Beni mi çekiyorsun? He? Hayır tabii, onu sil bakalım. Onu sil abi. İzinsiz çekme. Sen kimsin peki? Olmaz. Olur mu canım abi? Onu siler misin? Getir bakalım diye. Abi sildim, storyden sildim ya. Öyle olmaz. İnsan bir sorar en azından nezaketen onu ya. Soracaktım ben sana. Hani burada şey var ya, kişisel verileri koruma hakkı var ya, KVKK. Anlatabildim mi? Şimdi bir işe başladığın zaman bile ne diyorsun? Oturup bir pazarlık yapıyorsun değil mi? Evet. Senin maaşını atayım 2500, 3000 lira neyse şu fiyatı bu fiyatı söylüyorlar, öyle değil mi? Şimdi ama iki ay sonra seni patronun çıkartabiliyor mu? Ama sen işten çıktığın zaman tazminatını alamıyorsun. Bir hak talep edemiyorsun. Türkiye'de maalesef böyledir. Güçlü vardır, o vardır. Şimdi siyasi partilerde vaat verirler. Vaat yerine getirmeleri bir şey. Ben bunu somutunu görmek istiyorum. Ben iki haftada ben şu kelime duymak istiyorum arkadaşım. Bir muhalefetten. Neyi? Arkadaşım bu ülkede EYT arkadaşım meselesi var mı var? Ya bak, arkadaşımız da şahit. Şu anda sen bir iş yerine gitsen dese ki şu anda ben şu ileride bir iş yeri vardı. İsmini vermeyeyim. İş, eleman arıyor. Bizimle çalışır mısın diye bir tabela asmışlar. Dedim ki işimin gereği. Dedim ki şunu söyledim. Ben şu anda işsizim, çalışmak istiyorum. Bana ne dedi biliyor musunuz? Biz 25 yaş üstünü arıyoruz. Geçen arkadaşım bir tanesi fabrika... Altına mı üstüne? Özlerim altına. Ya özlerim. Geçen bir arkadaşım bir tanesi fabrika girmek istiyor. 35 yaş üstünü arıyoruz. Onu bırakın şu anda ben... Yani almıyoruz demek istiyor. O manada söylüyorum. Şu anda siz devletin herhangi bir tam kuruma girmeye çalışın. 29 yaşın muhtemelen üstünü almıyordur. E peki şimdi ben sorayım Çalışma Sosyal Bakanlığı'na. Ya arkadaşım 47 yaş yaşlı değilse o zaman ben niye işe giremiyorum? Niye sigorta? Madem eğer yaşlıysam da beni işe almıyorsa o zaman beni emekli yap. Mesele bu arkadaşım. Anlatabildim mi? Üçüncüsü ise şu an artık 2400 lira asgari ücret. Gerçekten de yazık günah. Ne yapıyor dememe gerek var mı dolar bazında? Euro bazında söylememe gerek var mı? Altına sebepmeme gerek var mı? Yok. Yani diyeceğim. Peki, ekonomiyi yani. Nasıl görüyorsun? Ekonomi söylemeye gerek var mı? Ben iktisat mezunuyum. Ekonomi konuşacak ne var ki? Ekonomi ölmüş. Arkadaşlar bakın, ben size bir gerçeği anlatayım. Şu anda ben 4 yıllık iktisat maliye mezunuyum. Şaka demiyorum, ciddi söylüyorum. Ama şu anda ben çalışmıyorum arkadaşım, gözüküyorum. Adam beni sigortalı yapmıyor, çalışayım diye. Mesele bu. Türkiye'nin gerçekleri var. Bunlar kimse gözünü kapatamaz. Bugün sen kapatırsın, yarın senin başına gelir. Yarın evladının başına gelir, şu olur bu olur. Yani artık gerçekleri görmekte fayda var. Dürüst olmakta fayda var. Yani dürüstlük zor bir şey değil. Hem dinen böyledir, İslam dinine göre böyledir.
ya da sosyal hayat içinde böyledir. Öyle değil mi yani? Kimse atı kimseye inanmıyor. Kimse siyasete inanmıyor. Ona inanmıyor. Komşusuna inanmıyor. Şuna güvenmiyor. Buna güvenmiyor. Pardon, evet, şu haber açılıyor ama. Yayınlayacaksanız yani, ekonomiyi bakana sorun. Hani gün, dolara bakmıyorum gün, diyen bakan gün, var ya. O söylesin size ekonomi nasıl. Her gün Habertürk'ü açın. CNN Türkiye açın. Ekonomi dışında ne varsa konuşuluyor. Ekonomi dışında. Arkadaşım biraz da ya şu imamlar. Şu imamlar hutbede veyahut da şu Habertürk veyahut da CNN Türk veyahut da ya ünlü kanallara kimse yani. Arkadaşım 2400 asker olur mu tam desinler ya. Patronlar arkasına sığmasınlar arkadaşım. 2400 gerçekten ya. Şu anda İstanbul'da kağıthanede bir kira 2400 arkadaşım. Bir asgari ücreti kadar. Yani bir asgari ücretli bir insan bir ev kirası yapmıyor ya. Yazık, günah ya.